ifademde de vardı siyasi isimler. Benim ifadem iddianamede yok. Da başka ifade veren arkadaşların ifadeleri de yine aynı şekilde iddianameye eklenmemiş. İçi boş, tamamen ucuca eklenmiş. Sanki çok basit bir cinayet alacak verecek kavgası gibi bize servis edilen bir iddianame var ortada. İddianame bile diyemeyeceğim. Böyle bir iddianame olmaz çünkü. Ya bu iddianame ya geri çevrilecek ya da biz bu iddianameyi yeniden yazdıracağız. Vereceğimiz dilekçelerle, sunacağımız delillerle. Çünkü var olan şeyleri bile eklememişler, koymamışlar. Yani bugüne kadar umutla bekledik hukukun işleyeceğini, devletimizin bu işi çözeceğini. Ama maalesef umutlarımız burada tükendi diyebilirim size. Mücadele vermeye devam edeceğim. Nereye ne kadar gücüm yeterse, gücümün yettiği kadar. Hiç kimsenin bundan şüphesi olmasın. Kimsenin de yanına kalmayacak. Ama İsimleri daha sonra açıklayacağım. Mesela... Gizlilik kararı kalktıktan sonra ifademi basınla paylaşacağım. Orada göreceksiniz. O sebeple şimdi bu isimleri zikretmek istemiyorum. Zaten bu ricayı bunun için, bunu rica etmek için geldim kendisine. Durumun daha detaylı bir şekilde onunla görüştüm. Kendisi de sağ olsun bize uzun bir vakit ayırdı, zaman ayırdı, çok ilgilendi. Çok teşekkür ediyorum sizin huzurunuzda kendisine. Davanın takipçisi olacağını her anlamda, hukuki anlamda da, siyasi anlamda da, sosyal anlamda da, manevi anlamda da arkamızda olduğunu, bize destek vereceğini kendisi dile getirdi. Teşekkürlerimizi ileterek yanından ayrıldım. Zor bir süreç var, onu görüyorum. Çok zor, yorucu ama sonuç elde edene kadar, nereye kadar giderse. Yani tabii ki de yani bugüne kadar sabırla bekledik. Biz devletini seven insanlarız. Devletimi düşünerek bugüne kadar ben hep sağduyulu davrandım. Acımı bir kenara bıraktım. Çünkü gayet her şey ortadaydı ve ülke bir iç karışıklığa gidebilirdi. Ben bunun önüne geçmek için acımı bir kenara bırakarak gerçekten büyük bir mücadele de verdim aynı zamanda. Ama benim verdiğim özverinin, mücadelenin karşılığı bu olmamalıydı. Hiçbir şekilde karşılığını alamadım. Ama bu cinayetin failleri eninde sonunda hesap verecek, yargılanacak. Yargılanması için de yanımızda duran tüm siyasetçilerle birlikte, sosyal anlamda da, diğer anlamda da, kim varsa yanımızda onlarla birlikte bu yolu yürüyeceğiz. Tamam. Teşekkür ediyorum. Biz teşekkür ederiz efendim. Sağ olun.